Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Hataları düzeltmek nasıl olmalı? Hataların, suçların, kusurların iki yönü var. Biri hatayı işleyen kişiye verilecek cezalar. E bunlarla ilgili kurumların görevidir. Vatandaş olarak bizim ceza vermek gibi bir yetkimiz yoktur. Bu konu emniyeti, savcıları ve mahkemeleri ilgilendirir ve onların sorumluluğundadır. Diğeri ise sorumluluk boyutu ve derecesi farklı da olsa bütün Müslümanlar ilgilendirir. Her Müslümanın görevi başkasına zarar vermek, yıkmak ve bozmak değil, aksine onun eksikliklerini gidermeye, hatalarını düzeltmeye ve kusurlarını yok etmeye çalışmaktır. Çünkü yıkmak ve bozmak şerli ve zararlı insanların tabiatlarının bir gereği iken yapmak ve tamamlamak mümin ve hayırlı insanların tabiatının bir gereğidir. Mesela sigara, içki ve uyuşturucu alışmış bir genci bu kötü özelliklerinden arındırıp namaza, niyaza alıştırmak bir ıslahtır, ve bir Müslümanın asli vazifelerindendir. Yine toplumun düzenini ve asayişini bozmaya çalışan inansız bir anarşisti iman hakikatleriyle imana ve itaate çekmek, eksikliklerini gidermek, hatalarını düzeltmektir. Bu şahsı itmek ve ötekileştirmek daha da zararlı bir hale sokmak Allah korusun bir Müslümanın görevi olamaz yine mümin bir kardeşimizin çok iyi özelliklerinin yanında bir iki kötü hasletleri özellikleri de bulunabilir. Biz bu iki kötü özellik yüzünden bu kardeşimizi dışlamaya, her yönüyle hatalıymış gibi göstermeye yeltenirsek o zaman iman ve şefkate uygun bir hareket olmaz. Bu kardeşimizi bütünüyle tahrip iptal etmek yerine Kötü olan birkaç özelliğinin düzeltmeye yardımcı olmalı ve o şekilde davranmalıyız. Özetle yapacağımız her şey mutlaka faydalı olmalıdır. Sadece haklı olmamız yetmez. Yapacağımız her hareketin, söyleyeceğimiz her sözün, göstereceğimiz her tavrın mutlaka faydalı da olması gerekiyor. Yoksa kaş yapalım derken göz çıkarmak gibi büyük hatalara neden olabiliriz.